Bismillahirrahmanirrahim. Çok mükerrem kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Allah Tebarek ve Teala Hazretleri sizleri, hepimizi her şartta, her durumda ve her yerde ilahi hakikati en güzel şekilde temsil liyakatiyle mükafatlandırsın ve hepimizi ilahi sınırları gereği gibi gözetenlerden kılsın. Bizler Müslümanlar olarak tarihe çok geç kaldığımız için olayların ve gelişmelerin her zaman sonuçlarını konuşuruz. Nedenlerini konuşmayız. Sonuçlar da gazete ve televizyon haberleriyle sınırlı kalır. Neler oluyor çok konuşuruz, neden oluyor konuşmayız. Yüzeyleri çok konuşuruz. Yüzeyler üzerinde neredeyse eskilerin diliyle kıylü kal derecesinde, yani dedikodu derecesinde spekülasyon üretiriz ama derinlikleri konuşmayız. Çünkü derinliklere inmek çok büyük bir ışık ister ve yüzeylerin buna ihtiyacı yoktur. Yüzeyleri bir kamera görür. Yüzeyleri herkes görür. Ama derinlikleri görmek için çok büyük bir ufka ihtiyacımız vardır. Onun için derinlere inmeye cesaret edemeyiz. Nitekim edemedik. Biz sorunları, karşı karşıya bulunduğumuz sorunlarla yüzleşmek yerine bu sorunları biriktirmeyi seçtik. Bugün o kadar çok sorun birikti ki bunlarla artık yüzleşmeye cesaret bile edemiyoruz. Bu sorunlarla yüzleşmeye cesaret edemediğimiz için hamaset yoluyla günü kurtarmaya çalışıyoruz. Geleceği kurtarmak değil. Geleceği kurtarmak istiyorsak eğer, geleceği kazanmak istiyorsak eğer, bu biriken sorunlarla behemahal bir şekilde yüzleşmek ve bunlarla ilgili çözümlemeler üretmek zorundayız. Şimdiye kadar bu bağlamda kapsayıcı çözümlemeler maalesef yapılmamıştır. Çünkü bizler genellikle gelenekçi toplumlar büyük olaylarla, büyük adamlarla, büyük olayların ve büyük adamların tarihiyle çok yakından ilgilenirlerken büyük fikirlerle asla ve kata ilgilenmemişlerdir. Biz büyük adamlar hakkında, büyük olaylar hakkında pek çok malumat, bilgiye sahip iken büyük fikirler hakkında, bunu tarihsel bütün boyutları içine alarak söylüyorum, büyük fikirler hakkında maalesef yeteri kadar duyarlı değiliz. Bugün de aynı şekilde Müslümanlar olarak sayıları ve paraları çoğaltmak için olağanüstü çabalar harcarken nitelikleri çoğaltmak için hiçbir şey, maalesef hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi derinliklere neden ve nasıl yabancılaştık? Derinlikleri neden konuşmuyoruz? Derinliklerden kastımız ne? Derinliklerden kastımız ne? Önce şunu hatırlamak gerekiyor. Kolonyal düşünce, sömürgeleştirmek istediği toplumların ve kültürlerin önce bilincini sömürgeleştirdi. Kolonyal düşünce önce sömürgeleştirmek istediği
toplumların ve kültürlerin bilincini sömürgeleştirdi ve bu bilincin bağımsızlık iradesi üretmesine engel oldu. Kolonyalistler bilincimizi sömürgeleştirirken tarihin felsefesini yapma hakkını kendilerinde gördüler ve sömürgeleştirilenlere sadece ve sadece tarihin kaydını tutma görevini verdiler. Onlar tarihin felsefesini yaptılar. Bize tarihin kaydını tutma görevini verdiler. Bu kaydını tuttuğumuz tarihten de sömürgecilerin zulümleri, kötülükleri, işgal ve istilaları çıkarıldı. Sömürgecilerin kötülükleri bu tarihten çıkarıldı. Ve bugün en çok ihtiyacımız olan bir dönemde tarihin felsefesini yapmadığımız için, tarihin kaydını tuttuğumuz için bizim daha çok tarihin kaydını tutan tarihçilerimiz var. Onun için biz tarihte özellikle entelektüel anlamda, düşünsel anlamda, felsefi anlamda ne olup bittiğine çok hakim değiliz. Arz ettiğim gibi biz büyük olaylar ve büyük adamlar tarihiyle daha çok ilgileniyoruz. Büyük fikirlerin tarihiyle maalesef ilgilenmiyoruz. Kolonyal düşünce zihin dünyamızı, bilincimizi sömürgeleştirdikten sonra biz tarihin taşrasına mahkum edildik. Şu kadar yüzyıldan beri tarihin taşrasında yaşıyoruz. Ama burada öncelikle ve ısrarla belirtilmesi gereken bir şey var. Konuşulması gereken bir şey var. Hiç konuşmadığımız bir şey var. Konuşmaya cesaret edemediğimiz bir şey var. O da şudur. Sömürgeciler bizim bilincimizi sömürgeleştirmeye cesaret ettiklerinde bizim bilincimiz zaten sömürgeleştirilmeye elverişli hale gelmişti. Asıl konuşulması gerekirken konuşmadığımız şey budur. Tarihin modern proje tarafından ideolojik anlamda, ırkçı anlamda evrenselleştirilerek, sömürgecilik yoluyla bu evrenselliğin bütün toplumlara dayatıldığı bir dönemde, yani tarihin kolonyalist sömürgeci bilgi tarafından ele geçirildiği dönemde Osmanlı ülkesinde dini hayat utanç verici tartışmaların içerisinde hem zamanı hem tarihi bütünüyle israf ediyor idi. Özellikle 17. yüzyılda Kadızadeliler ile Sivasiler arasındaki tartışmaların hiçbir şekil ve surette dini hayatı doğrudan ilgilendiren bir boyutu yoktur. Hepsi ısrarla, hepsi iki tarafın da sürdürdüğü tartışmalar eskilerin diliyle esatürül evvelin olarak kategorize edilecek şeylerdiler. Örneğin, kaşıkla yemek yemek caiz midir ya da değildir, caizdir ya da değildir. Ya da tarihin ideolojik anlamda ele geçirilmesine yönelik işte yoğun eserlerin yazıldığı ve fikirlerin üretildiği ki o dönemde Avrupa'da bütün prensliklerin bilim akademileri var, yüzlerce bilim akademisi var. Çünkü sömürgecilik yoluyla elde edilen zenginlikler daha çok bu istikamette kullanılıyor. Ee,
taharetin edepleri konusunda, yani daha çok bireysel dindarlıkla ilgili çalışmalar yapılıyor. Taharetin edepleri, sakalın boyutları, misvak kullanmanın yöntemleri ila ahır. Bu tartışmalar fasılasız 50 yıl sürmüştür. Kadızadeliler ile Sivasiler arasındaki tartışmalar utanç verici tartışmalar. Ayrıca olayın bir başka boyutu daha var. Tarihin modernitenin bir proje olduğunu da Müslümanlar henüz gereği gibi fark edebilmiş değiller. Çünkü biz içe kapandığımız, geçmişe kapandığımız tarihten itibaren tarihle temasımızı kestik. İçe ve geçmişe kapandığımız günden itibaren dışa ve geleceğe açılan bir kültür tarafından feci şekilde mağlup edildik. Aynı dönemde, bunu sadece örnek olsun için arz ediyorum, yani tarihin entelektüel anlamda ele geçirildiği dönemde yine Osmanlı uleması ilgili dönemin padişahının Mehdi olduğuna inanıyor. Ek olarak 17. yüzyılın sonunda kıyamet kopacağına itikad ediyor. Dolayısıyla hem kıyamet yaklaşıyor, hem de padişah Mehdi, dolayısıyla yapılması gereken hiçbir şey yok. Yani biz o zaman, bizim zihin dünyamızın tarih tarafından, modern tarih tarafından ya da modern seküler tarih tarafından ele geçirilmeye hazır hale kendimiz getirmişiz. Biz bugün de el an şimdi yaşıyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda bir çözümleme yapmak yerine bu sorunun temelinde ne var çözmek yerine bu sorunların hep bize dışarıdan dayatıldığını söyleyerek o çözümleme şeyine zahmetinden kendimizi ne yapmış oluyoruz? Kurtarmış oluyoruz. Halbuki bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda bu sorunların kendi zaaflarımızdan da kaynaklanmış olabileceğine ilişkin bir dikkate sahip olmamız gerekiyor. Her şey dışarıdan kaynaklanmıyor. Bizim ölümcül zaaflarımız var ve biz bu ölümcül zaaflarımızı hiçbir zaman ne yapmadık? Şimdiye kadar konuşmadık. Evvela kendisini İslam'a nispet eden herkesin bilmesi gereken bir şey var. İslami dil bütün insanlığa hitap eden bir dilin adı. Biz bu artık insanlığa hitap eden bir dilin imkanlarını bütünüyle kaybettik. Çünkü biz artık kabilelerin, aşiretlerin, efendim milliyetçiliklerin, mezhepçiliklerin diliyle konuşuyoruz. Herkes kendi tarzıyla çok büyüleniyor. Kendi tarzına kapananlar, kendi tarzıyla büyülenenler kim olurlarsa olsunlar, dünyada ne olup bittiğinin farkında ve bilincinde değiller. Halbuki Müslüman olmak, bütün bir tarihin ve insanlığın nabzını tutacak kadar tarihin ve insanlığın farkında olan bir bilince uyanmakla alakalı bir şey. Biz her an alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneldiğimizi söylüyoruz. Dolayısıyla bizim alemlere yönelik bir dikkate, bilince, ufka, duyarlılığa, hassasiyete sahip olmamız gerekirken biz ne yapıyoruz? Gelip kendimizi ya bir işte etnik aidiyete kapatıyoruz, ya bir mezhebe kapatıyoruz, ya bir neye kapatıyoruz? Efendim, tek yoruma kapatıyoruz, ya tek akla kapatıyoruz, ya tek yoruma kapatıyoruz, ya tek renge kapatıyoruz, tek bağlama kapatıyoruz filan gibi. Bunların hiçbirisinin İslami bir temeli yok. Ve sonra şöyle bir geleneğimiz var. Bugün bu gelenekle bu topluluğun hesaplaşması gerekiyor. İslam dünyası toplumları maalesef düşünsel meşruiyeti, kültürel meşruiyeti, entelektüel meşruiyeti, felsefi meşruiyeti kaybetmişler ve sadece karizmatik meşruiyete bağlanmışlardır. Düşünsel meşruiyet yok, kültürel meşruiyet yok, felsefi meşruiyet yok, entelektüel meşruiyet yok. Sadece karizmatik figürlerin meşruiyeti var.
Bu şu demek, o toplum karizmatik figürün ufkuyla sınırlı bir ufka kapatılmış durumda. Yani o toplumun düşünsel, kültürel, felsefi, entelektüel müktesebatı yok, birikimi yok ve olmayacak. Olmayacak. Şimdi bu gelenekle de hesaplaşılmamıştır. Taklit ve tekrarın geleneğe dönüştüğü günden beri eleştirel düşünce yasaklanmıştır. Bugün eleştirel düşünceyi temsil etmek üzere çaba harcayanlara vatan haini gözüyle ne yapılıyor? Bakılabiliyor. Halbuki eleştirel düşüncenin çok hayati bir şeyi var, katkısı var. Eleştirel düşünce kavga etmek için değil, ilahi hakikati en güzel şekilde temsil edip etmediğimizi tahkike yönelik bir sorumluluk şeyi. Bugün geldiğimiz nokta şudur, yani İslam tarihin ve dünyanın farkında olduğunuzda başlar demiştim. Tarihin ve dünyanın dışında bir İslam'ın bir kıymet harbiyesi yok. Bugün bizler folklorik ve sembolik bir İslami meşruiyete sahibiz. İslam'ın tek rüknünün bile özgür olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Tek rüknünün. Burada konu bireysel dindarlık değil. Bireysel dindarlığı tartışma konusu tutuyorum. Daha doğrusu soru şu, sizi bireysel dindarlığa kim ikna etti? Hangi irade, hangi otorite? Milli dindarlığa, mezhepçi dindarlığa, yerel dindarlığa kim ikna etti? Hangi düşünce ikna etti? Nasıl kolaylıkla ikna edildiğinizde kamusal alan nasıl İslam'dan boşaltıldı? Türkiye'de 80 yıllık İslami mücadele, dava filan ne her ne hal ise bunun sonucu bugün şudur. Kamusal alanda sakal özgürlüğünü kazandınız. 80 yıllık mücadele sonunda. Başörtüsü mücadelesini kazandınız. Bir de bir başka özgürlük daha var. Bunlar küçük özgürlükler, sembolik özgürlükler. Büyük özgürlükleri siz kullanmıyorsunuz. Dünya görüşü özgürlüğü, hayat tarzı özgürlüğünü onu siz kullanmıyorsunuz. Ve hatta ila nihaya kullanamayacaksınız. Çünkü İslam'ın ontolojik meşruiyetinin reddedildiği günden beri bu konu dünya Müslümanlığının gündeminden çıkmıştır. Şu ana kadar dini hayat, kültür hayatı, düşünce hayatı, edebiyat, sanat hayatı, felsefi hayat neyse artık maruz kaldığımız ontolojik emperyalizmle ilgili sorgulayıcı tek cümle kurmamıştır. Sömürgeci mevcudiyet bütün kavram ve kurumlarıyla İslami alanı boşaltarak aziz Allah Celle Şanı, İslami alanı boşaltarak orayı ne yapmıştır? Sahte ve yanlış kutsallara, mutlaklara emanet etmiştir. Gerçek ve nihai mutlak göreli hale getirilmiştir. Seküler mutlağın dokunulmazlığı vardır, İslam'ın dokunulmazlığı yoktur. İslam'ın hiçbir rüknünün özgür olmadığı bir ülkede her gün mezhep tartışması yapıyoruz. Bundan daha saçma bir şey olabilir mi? Hangi mezhebe ait olursanız olun. İslam'ın ontolojik ve epistemolojik meşruiyetinin, otoritesinin, iradesinin bütün Müslümanları istiskal ederek reddedildiği günden bu yana gelinceye kadar bu konuyla ilgili hiçbir hesaplaşma yapılmadığını söyledim. Ve İslam'ın hukuki meşruiyeti, ekonomik meşruiyeti, özellikle siyasal meşruiyeti, bugün kullandığımız Müslümanlar olarak bizim kullandığımız siyasal dil, Fransız devriminin kavram ve kurumlarından ibarettir. İslami tek sözcükle bile bu dile katkıda bulunulmamıştır. Şunu arz etmeye çalışıyorum. Kamusal alan kapitalist dünya görüşü ve hayat tarzı tarafından
işgal ve istila edilmiştir ve kapitalist kültür toplumun bütün damarlarına nüfuz etmiştir. Belirleyicidir, tayin edicidir. Her gün hepimiz hangi düzlemde olursak olalım, bütün gün kapitalizmi bir şekilde ne yapıyoruz? Tecrübe ediyoruz. Seküler kültürü, kavramları, ilişkileri tecrübe ediyoruz. Neoliberal kavramları, kurumları, efendim ilişki biçimlerini tecrübe ediyoruz. İslam'ı tecrübe etmiyoruz. Çünkü İslam bireysel vicdana hapsedilmiş. Orada bulunmaya da ikna edilmiş. İslami bir toplumun, diyelim ki farz-ı muhal bu toplum İslam toplumu olmasa, o zaman bütün bunların bir açıklamasını yapmak mümkün. Bir açıklaması bulunabilir. Yani toplumun, çünkü bugün kapitalist bir emperyalizme maruz kalıyor bütün dünya toplumları. Bu mümkün. Ama bunun tabii bütün bir tarihsel boyutlarıyla ilgili çözümlemeler yapmak gerekiyor. Onlar yapılmıyor. Nedir? Modernite ne yapmıştır? Bilgiyi dünya ölçeğinde nasıl bir bilgi? İdeolojik ve ırkçı bilgiyi dünya ölçeğinde çok etkili bir şekilde örgütlemeyi başarmıştır. Ve bu modernite tarafından örgütlenen bilgiyle ilgili şimdiye kadar bu bilginin ontolojik mahiyetine ilişkin ya da seküler mahiyetine ilişkin herhangi bir ne olmamıştır? Tartışma yapılmamıştır. Sadece ve sadece Allah ona rahmet etsin İsmail Hacı Faruki biliyorsunuz Amerika'da değerli eşiyle ve çocuklarıyla beraber katledildi. Bilginin İslamileştirilmesi projesini dünya Müslüman kamuoyunun ilgisine arz etmiş ve fakat bu projede merhumun vefatından sonra, katlinden sonra ne yapılmıştır? Sürdürülememiştir. Sadece böyle bir tartışma var. Bilginin İslamileştirilmesi tartışması var. Şimdi eğer bu toplum kendisini İslam'a nispet ediyor olmasaydı bu kapitalist işgal tartışma konusu olmayabilirdi ama kapitalizmin dünya vicdanını bütün kültürleri rencide eden tarafları var. Çünkü kapitalist kültür her şeyi her hayatın bütün boyutlarını şeyleştiriyor. Bu toplumda din bile alıp satılıyor. Pazarlanıyor, alınıyor, satılıyor. Her şey metalaştırılıyor. Yani kapitalist ekonomi ahlaksız bir ekonomi. Müslümanların ahlaksızlıkla uzlaştıklarını düşünmek ne kadar tasavvur edilemeyecek bir şey. Ahlaksızlıkla uzlaşıyorsunuz. Efendim? Bu arkadaşlar, bu bizim şu anda her gün tecrübe ettiğimiz şeyin adı şizofrenik bir uzlaşmadan başka hiçbir şey değildir. Şizofrenik bir uzlaşmadır bu. Geliyorum seküler mutlak. Yani dokunulmaz kılınan Türkiye'de sekülerizmin yasal güvencesi var, İslam'ın yasal güvencesi yok. Yasal güvencesi yok. Eğer bizim bilincimiz sömürgeleştirilmemiş olsaydı ya da bizim bilincimiz sömürgeleştirilmeye elverişli hale getirilmemiş olsaydı biz sekülerizmin ve liberalizmin bütün boyutlarıyla Yahudi ve Hristiyan referanslarla ifadesini bulan disiplinler olduğunun bilincinde olacaktık. Ve bunları bütün bir varlığımıza reddediyor olacaktık. Ama bilinç dünyamız sömürgeleştirildiği için bunları hiçbir gün tartışma konusu yapmadık biliyor musunuz? Hatta kimi politik liderler Türkiye dışında ziyaret ettikleri ülkelerde o ilk ülke topluluklarına sekülerizmi öğütlediler. Bundan daha vahim bir şey olabilir mi? Ama biz hala bunun bilincinde değiliz. Yani sekülerizmin ve liberalizmin bütün referanslarının Yahudi Hristiyan birikiminden kaynaklandığına ilişkin nihai şeyi biz bugün konuşmuyoruz. Bütün bunları konuşabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Tarihin son
500 yılıyla entelektüel anlamda hesaplaşmamız gerekiyor. Bir tarih felsefesi perspektifine ihtiyacımız var. Bir bilinç tarihi perspektifine ihtiyacımız var. Bir entelektüel tarih yorumuna ihtiyacımız var. Bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Daha doğrusu bu konuda herhangi bir şekilde zaten bir ihtiyaç duymuyoruz. Bugün bu sömürgeci mevcudiyet ne yapıyor? İslam'ı sadece folklorik ve sembolik bir alana hapsediyor. Demin küçük özgürlüklerden bahsederken şimdi aklıma geldi. Kazandığımız bir küçük özgürlük de şudur. Kurban bayramlarında kurbanlarınızın derisini istediğiniz vakfa verme özgürlüğünü de kazandınız. Tebrikler. Büyük 80 yıllık mücadele sonunda. Ancak burada bir parantez zorunlu hale gelmiştir. Burada olduğumuz için değil. Bunu bendeniz her konferansımda ya da her söyleşide söylüyorum. Türkiye'de belki en önemli İslami bağlamda toplumsal gelişme Necmettin Erbakan Bey'in mekanı cennet olsun, illegal İslami potansiyeli legal plana çıkararak onlara legal planda bir özgüven sağlamak olmuştur. Bu kadarı da zaten ona yeter. Çünkü aksi halde ne olacaktı? O İslami potansiyel hep illegal planda hayatiyetini ne yapacaktı? Sürdürüyor olacaktı. Bugün hangi noktaya geldiği ayrı bir tartışma konusudur. Yani bugün o misyon ne noktada bulunuyor? Bunun mesela burada bu konuyla ilgili ya da işte diyelim ki partinizde bu konuyla ilgili olarak ne yapmak gerekiyor? Bir öz eleştiri yapmak gerekiyor. Acaba nereden nereye geldik? Neler yapılmalıyken yapılmıyor? Mesela ben olayın entelektüel boyutlarının hep ihmal edildiğini düşünüyorum. Dışarıdan takip eden birisi olarak şey yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bizde kültür daha büyük ölçüde böyle duygusal bir yoğunlukla ne yapıyor sürüyor. Yoksa bu kültür, çünkü toplumlarımız hamasete ilgi duyduğu kadar kültüre ilgi duymuyor. Hamaset ona heyecan veriyor ama kültür ona heyecan vermiyor. Mesela bu sahte mutlakların hükümranlığına ilişkin hiçbir çözümleme yapılmıyor. Sahte mutlaklar. Nihai mutlakı ne yapıyor? Sahte mutlak sizin, İslam'ın ve İslami yükümlülüklerinizin sınırlarını ve çerçevesini sahte mutlaklar belirliyor. Ne kadar Müslüman olacağınıza bu sahte mutlaklar, yanlış mutlaklar, ideolojik mutlaklar karar veriyor. Ve onlar sizi ne yapıyor? Sınırlandırıyor. Sınırlandırıyor. Bu sömürgeci mevcudiyetle ilgili tabii dediğim gibi tarihin son 500 yılı çok önemli. Ne oldu da bu noktaya geldik? Bu kültür İbn Haldun'dan bugüne gelinceye kadar bir tarih felsefecisi yetiştirmemiş. El Medinetül Fazıla'dan sonra bir siyaset felsefesi kitabı yazılmamış. Çünkü siyaseti de ödünç düşüncelerle yapıyoruz. Daha doğrusu kopya ediyoruz. Kopya eden bir bünyenin içerik üretmesi düşünülemez. Kopya etmeye, taklit etmeye koşullandırılmış bir bünyenin herhangi bir zamanda bir bağımsız mücadele vermesi de düşünülemez. Düşünülemez. Dolayısıyla İbn Haldun'dan bugüne gelinceye kadar ne olmuş? Şey yazılmamış, bir tarih felsefesi çözümlemesi yapılmamış. Farabi'den bugüne gelinceye kadar bir siyaset felsefesi aynı zamanda çözümlemesi de yapılmamış. Çünkü zaten tarihin belli bir döneminden sonra siyaset gündemimizden düşmüş. Çünkü arz ettiğim gibi özellikle İçtihat faaliyetlerinin yasaklanmasıyla birlikte, yani İslami bünyenin içe ve geçmişe kapanmasıyla birlikte nasıl bir dünya ortaya çıkıyor? İçe kapanıyorsunuz, geçmişe kapanıyorsunuz. İçe kapandığınız için dünya ile temasınızı kesiyorsunuz. Tarihle temasınızı kesiyorsunuz. İçtihadın yasaklanması demek zamanın mühürlenmesi demek. Zamanın mühürlenmesi demek. Dondurulması demek.
zamanın üzerine çimento dökmek gibi bir şey. Bu zamanın uleması aynen 20. yüzyılın sonunda yaşadığımız gibi ne yaptı? Modern liberal düşünce tarihin sonunu ilan etti. Dedi ki yeni bir seçenek olmayacak. Liberal demokrasi ne oldu? Zafere ulaştı ve dolayısıyla yeni bir seçeneğiniz yok. Bize mecbursunuz. Zaten siz yönetmeyi bilmezsiniz. Biz sizi yönetiyoruz. Yani bizim dilimizle, kavramlarımızla ve kurumlarımızla yönetiliyorsunuz. Ulema o zaman dediler ki, yeterli buldular. O döneme kadar üretilen içeriği yeterli buldular. Ve dediler ki bundan sonra yeni sorular sorulmayacak. Yeni yanıtlar da verilmeyecek. O zamana kadar üretilen çerçeve ne yapılacak? Tüketilecek. Dünyaya yabancılaşmış bir kültür düşünün. Dünyaya yabancılaşıyor. Halbuki ne oldu? İslam tarihe çıktığında ilk küreselleşmeyi gerçekleştirdi biliyorsunuz. Bütün kültürlerle yakın bir ilişki içine girdi ve her kültürle kültürel bir alışveriş yaptı. Kendi bünyesine uygun olan ne varsa diğer kültürlerden aldı ve onların bünyesine uygun olan ne varsa onlara kazandırdı. Tarihte ilk küreselleşme Müslümanlar aracılığıyla gerçekleşti. Ancak bir dönemden sonra ne oldu? Arz ettiğim gibi zamanı mühürledik ve bir dünya vizyonunu kaybettik. Dünyaya yönelik iddialarımızı kaybettik. Daha doğrusu dünyadan geri çekildik. Sadece ahiret hayatı üzerinde yoğunlaşan bir din dili ortaya çıktı. Evet dünyayla da ilgilendik ama bireysel dindarlık bağlamında ilgilendik. Sonra ne oldu? Akla yabancılaştık. Bilgiye yabancılaştık. Dünyaya, tarihe, akla, bilgiye ve felsefeye yabancılaştık. Peki geriye ne kalıyor? Böyle bir kültür ne yapabilir? Dünyaya, tarihe, akla, bilgiye ve felsefeye yabancılaşan bir kültür, bir toplum ne yapabilir? Ne yapabilir? Ne yapabilir? Bilincinin sömürgeleştirilebilir hale gelmesine zemin hazırlayabilir. Malik bin Nebi, Allah ona rahmet etsin, bir çok hayati bir çözümleme yaparak şunu söyledi biliyorsunuz. Dedi ki evet sömürgecilik çok korkunçtu. Fakat ben size sömürgecilikten daha korkunç olanı söyleyeyim. O sömürgeleştirilmeye elverişli olmaktır dedi. Bir bünyenin kendisini sömürgeleştirilmeye nasıl elverişli hale geldiğinden biz sorumluyuz. Batılılar değil. Eğer onlar sömürgeleştirilmeye müsait bir bünye bulamasaydılar ne yapacaklardı? Defolup gideceklerdi. Ama kaldılar. Biz mesela sömürgeci kültürle uzlaştık. Daha doğrusu onu onaylayan bir topluluğuz. Her şeyi tecrübe ettiğimiz halde İslam'ı tecrübe etmiyoruz. Daha doğrusu artık İslam'ı tecrübe etme düşüncesi gündemimizden çıkmıştır. Çünkü artık biz onun mümkün olmayabileceği haşa, yeniden tarihe dönmesinin mümkün olmayabileceği gibi bir mülahaza içinde bulunuyoruz. Tarihin, dünyanın, aklın, bilginin, felsefenin dışında bir hayat nasıl mümkün olabilir efendim? Bu olsa olsa nasıl bir şey olur? Zen Budizm gibi bir şey olur. Hiçbir müeyyidesi olmayan bir dinden söz ediyoruz. Hiçbir İslami kavramın otoritesi yok. Düşünebiliyor musunuz? Bakınız herhangi biriniz İslami manada kendi hassasiyetinizin ya da bilincinizin bir yansıması olarak bir yorum yapıyorsunuz. Herhangi bir konuyla ilgili olarak. Yeterli ya da yetersiz. Hemen o gün gerçek iktidar, seküler iktidar sahipleri sizi ne yapıyor? O gün terörize ediyorlar. Yarın o düşüncelerinizden vazgeçiyorsunuz. Ertesi gün onlardan sarf nazar ediyorsunuz. İktidar sahipleri bugün şöyle bir cümle kuramıyor. Bu İslami değil diye bir cümle kuramıyor. Ahlaki değil diye bir cümle kuramıyor. Bu ahlaki değil diyemiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Bu demokratik değil diyorsunuz.
etiketleyir. Peki bu kadar zilleti kendimize nasıl yakıştırıyoruz? Ve ne karşısında? Neoliberal düşünce karşısında. Neoliberal düşüncenin biliyorsunuz bir klişesi var. Anything goes, her şey mubah. İslami dilde bunun karşılığı şudur. Fuhşiyat ve münkerat sınırsız derecede özgürdür demektir. Bu da bir nedir? Şizofrenik bir uzlaşmadır. Peki bunlar neden oluyor? Bunlar nasıl mümkün olabiliyor? Nasıl mümkün olabiliyor? Arz ettiğim gibi bir tarih felsefesi çözümlemesi yapmadık. İçe doğru bir hesaplaşma yapmadık. Dışa doğru da bir hesaplaşma yapmamız gerekirken yap. Çünkü bunu yapacak kadrolarımız yok. Bunu yapacak kadrolarımız yok ama nelerimiz var? Bakınız bugün önce şeyi okuyayım size. Muhammed İkbal Cavitname'de yazıyor. Mahalle mescidine gidiyor. Mahalle mescidine gidiyor. Vaizi dinliyor, dehşete kapılıyor. Saçını başını yolarak eve dönüyor. Diyor ki aynen şöyle, Cavitname'de var. Vaizin vaazı Allah'ı, Cibril'i ve peygamberi dehşete düşürdü. Çünkü vaizin vaazında, Molla'nın vaazında Kur'an'dan hiçbir şey yoktu. Esatürül Evvelin vardı. Şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Türkiye'de dini hayat Allah'ı, Cibril'i ve peygamberi dehşete düşüren mollalar tarafından ele geçirilmiştir. Ne buyuruyorsunuz? Yok da. İstisnalar tartışmamızın dışında, onlara selam. Buradan selam gönderiyoruz. Bugün küresel entelektüel tartışmalara katılacak bir tek filozofumuz yok. Sadece Türkiye'yi kastetmiyorum, bütün İslam dünyasını kastediyorum. Sesinizi yükseltecek. Örneğin bugün işte Kudüs sorununu yaşıyoruz. Kudüs sorunu karşısında dünya entelektüel kamuoyunun dikkatini çekebilecek liyakate sahip bir entelektüel kadrodan yoksunuz. Türkiye'de de kamusal bir düşünürünüz yok. Yani o konuştuğunda herkes diyecek ki o konuşuyorsa doğrudur diyecek bir kamusal düşünürünüz yok. Ama neyiniz var? Yüzlerce Mehdi'lik iddiasında ortada dolaşan din manyağı var. Şu anda bir klinikte tedavi altında tutulması gereken şu anda yüzlerce ve binlerce taraftarı olan ne var? Mehdiler var. Bir tek filozofunuz yok, bir tek düşünürünüz yok, binlerce Mehdi'niz var. Bir klinikte tedavi altında tutulmaları gereken. Peki ne umut ediyoruz? Biz örneğin Kudüs sorunu tartışırken pek çok şeyi tartışma dışı tutuyoruz. 20. yüzyılın ortasında dünya Yahudiliği bizden çok daha kötü durumdaydılar. Çok daha vahim durumdaydılar. 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya Yahudiliği binlerce filozof, sanatçı, şair, edip, sinemacı, tiyatrocu, kompozitör ile ahır yetiştirdi. Ve bunların hepsinin dünya ölçeğinde etkili eserleri olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Ve bunlar hiçbir çalışmasını Yahudiliğe nispet etmeden yaptı. Ve böylece ne oldu? Dünya Yahudiliğinin o felsefi meşruiyetini dünya ölçeğinde tahkim etti. Dolayısıyla Yahudiler ne yaparlarsa yapsınlar, onların bütün eylemlerini meşrulaştıran bir ne var? Bir entelektüel kamuoyu var. Evet, Amerika destekliyor. Ama her şey bundan ibaret değil. Kaldı ki zaten bugün geldiğimiz noktaya 50 yıl önce gelmiştik. Peki 50 yıldan beri bu toplum ne yapıyor? Arz ettiğim gibi biz hep olayların sonuçlarını konuşuyoruz. Nedenleri konuşmuyoruz. Nedenlerle ilgili çözümlemeler yapmamız gerekiyor.
evvela ne kadar ağrımıza gidecek olursa olsun itiraf etmek durumunda olduğumuz bir şey var. Bu dünyaya, tarihe, akla, bilgiye, felsefeye yabancılaştığımız günden beri paradigmatik bir fosilleşmeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet. Çünkü içerik üretimini zındıklık sayan bir geleneğimiz var. Yeniliğe karşı, yeni bir ifadeye karşı, yeni bir çözümlemeye karşı. Hep bizi geçmişe doğru düşünmeye davet eden bir neyimiz var? Geleneğimiz var. Geçmişte iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Geçmişi putlaştıramayız. Zaten pek çok zaafı biz geçmişi dokunulmaz kıldığımız için pek çok yanlışı da dokunulmaz kılarak bugün onlara sahiplenmiş bulunuyoruz. Sahipleniyoruz. Yakın geçmişte Orta Doğu toplumlarına yaptığım ziyaretlerde şunu gördüm. Bütün Orta Doğu, özellikle Mısır'da entelektüeller şeyden rahatsız 3 sene önce. Bana dediler ki ya bu Türkiye'de iktidar sahipleri Türk misyonu, Türk vizyonu, Osmanlı misyonu, Osmanlı vizyonu gibi klişeler kullanıyorlar. Bunları niye uyarmıyorsunuz? Çünkü biz bu sözcükler kullanılırken 18. yüzyıl İngiliz emperyalizminin uygarlık misyonu, beyaz adamın misyonu dilini hatırlıyoruz. Hangi Türk vizyonundan bahsediyorsunuz? Hangi Türk misyonundan bahsediyorsunuz? Osmanlı'da da iyi şeyler olduğu gibi, çok anlamlı şeyler olduğu gibi ne oldu? Osmanlı'nın büyük zaafları var. O zaafları da tesahüp edemeyiz. Bir eleştirel dikkate ihtiyacımız var. Eleştirel bir tarih yaklaşımına ihtiyacımız var. Ama tarihin sadece kaydını tutanlar bunu yapamazlar. Sadece tarihin kaydını tutan ve tarihin felsefesini yapamayanlara Türkiye'de tarihçilerin kutbu şeyi verildi ve devlet tarafından ona ne hazırlandı? Kabir taşı hazırlandı. Tarihin kaydını tutanlardan söz ediyoruz. Tarihin felsefesini yapma hakkını çünkü onlar şey yaptılar. Dünyada insanlık tarihinde uygarlık misyonu, beyaz adamın misyonu dilinden daha vahim bir dil olamazdı. Çünkü bu dil onları gerçek insan bizi insan taklidi gibi gören bir dildi. Yani bizi barbar telakki eden bir dildi. Sadece bu dil karşısında biz yeniden hayata ve tarihe uyanabilirdik. Sadece bu dil bizim gerçeğe uyanmamızı sağlayabilir. Çünkü bundan daha aşağılayıcı bir dil olamazdı. Ve bu dil o günden bugüne her dönem kıyafet değiştirerek kolonyalizmini sürdürdü. Biz bunları fark edemedik. Çünkü biz hepimiz çok içimize kapandık. Kendi gündemimize kapandık. Dünyada ne olup bitiyoru takip etmedik. Dünyanın nabzını tutan kuruluşlarımız yok. Her dönem, mesela takip eden dönemde uygarlık misyonu ve beyaz adamın misyonu dili, insan hakları ideolojisi dilini ne yaptı? Tedavüle soktu. Biz İslami bir insan hakları dili oluşturmayı başaramadık. Yine onların kavramsallaştırmasına iltica ettik ve onların himayesini istedik. Daha sonraki aşama, bu defa kadınlarla çok yakından ilgiliydi. Cinsel özgürlük dilini icat ettiler. Merhale merhale bugün her türlü sapkınlığın modernitenin himayesi altında özgürlük kazandığını görüyorsunuz. Ve siz bu ahlaki değil diyemiyorsunuz. Her türlü sapkınlığın ahlaki olmadığını söyleyemiyorsunuz. Ama düşünün ki kadın konusuna İslami bir yaklaşımı da gerçekleştirmeyi başaramadık. Burada olduğu gibi hanımlar arkalara ne yapılıyor? Hep ikincil yaratıklar. Onlara arkada şey var. Geç kaldığınız için mi arkada yer buldunuz? Ha, erken geldiğiniz halde oraya sürüldünüz. Pekala. Hayırlı olsun. Çok önemliydi bu
uygarlık misyonu dili ve beyaz adamın misyonu dili. Kıyafet değiştirerek her dönemde, daha sonra ne oldu? 20. yüzyıl boyunca insan hakları ideolojisiyle, bu ideoloji hiçbir zaman Müslümanların haklarını içermedi. Bunu zaten biliyorsunuz. Müslümanların hakları hiç, eğer insan hakları dili diye bir şey olsaydı, gerçek olsaydı ya da demokrasi diye bir şey gerçek olsaydı, Afganistan yok edilmeyecekti, Irak yok edilmeyecekti, Suriye yok edilmeyecekti, Libya yok edilmeyecekti. Bunlar tamamen ne ideolojik anlamda yapılandırılmış kavramlar. Bu kavramlar sonuna kadar suistimal edilen kavramlar. Eğer demokrasi diye bir şey olsaydı, bir Müslüman hayata çıktığı an şunu öğrenir. Hakikat sayılarla ölçülenmezliği öğrenir. Bir model ortaya koyma iradesi bile ne yapamıyor? Siyasal bir model, İslami bir siyasal modeli tartışma gündemine bile açamıyoruz. Onun toplumsallaşması filan ne olmuyor? Mümkün olmuyor. Çünkü her şeye, yani sömürgecilerle sömürgeci dille bütünleşmiş bir bünyemiz var. Ama asıl konuşulması gereken neydi? Bu paradigmatik fosilleşme. Onu aşmazsanız zaten ne yaparsanız yapın. Kaldı ki zaten iktidara geliyorsunuz ama gerçek iktidar sizin elinizde değil. Sizin kendinize ait sözcükleriniz bile özgür değil. Kendinize ait sözcükleriniz bile, hepimiz sömürgeci dilin belirlediği sınırlar içinde konuşuyoruz. Çok sık verdiğim bir örnek var. Hindistan'da Madun Araştırmaları Kolektifi diye bir kolektif var. Bu Madun Araştırmaları Kolektifi'nde çok enfes tarihçiler var. Bunlar Hindistan'ın İngiliz sömürgeciliği tarafından ellerinden alınan kültür ve tarihlerini yeniden ele geçirmek istiyorlar. Bunların belirlediği bir takım temel ilkeler var. Çok önemli isimler var aralarında. Bunlar şunu öneriyorlar bize. Aralarında Müslümanlar da var. Bunlar bize şunu öneriyorlar. Avrupa merkezci dilin merkezi rolünü tartışmaya açalım. Merkezi rolünü. İki, Batı sonrası için bir şey söyleyelim. Bugün İslam dünyasında Batı sonrası diye bir kavram yok. Daha doğrusu Batı sonrası için bir öneri yok, bir proje yok. Çünkü Batı'ya mecbur, yani Batılı kavramsal düzene mecbur ve mahkum olan ne var? Bir bünye var. Yine bu mağdun araştırma, mağdun biliyorsunuz alttaki mağlup olan, güçsüz, maruz kalan demek. Sesini kaybetmiş, dilini kaybetmiş. Düşünsel, kültürel, felsefi anlamda mülksüzleştirilmiş. Kendi dili yok. Mülksüzleştirilmiş. Şimdi mekansal anlamda mülksüzleştiriliyor. Diyorlar ki şöyle bir şey yapalım. Avrupa merkezci, şimdi Amerikan merkezci dünyanın konuşmamızı istemediği, düşünmemizi istemediği şeyleri düşünmeye cesaret edelim. Nedir? Batı sonrasını konuşalım ve düşünelim. Batı sonrasını konuşalım ve düşünelim. Bizim şu anda gündemimizde Batı sonrası diye bir şey yok. Dikkatinizi çekerim. Ben deniz çok seyahatler yapıyorum. Vakıflar, dernekler, cemaatler, işte partiler, ila ahır. Kimsenin gündeminde böyle bir şey yok. Bütün vakıflarımızın, derneklerimizin ortak bir şey var. Sanırsınız ki burada toplanmışlar. Herkes bir tüzük yazmış. Daha çok İslami faaliyet sosyal yardımla kendisini ifade eden bir şey. Sosyal yardımda bulunmak. Bireysel bir takım çalışmalar yapmak. Sosyal yardım. Son zamanlarda kurulan vakıflar şöyle bir ek maddesi var. Ha, fakir öğrenciye yardım yapmak, Ramazan'da ne çadırı hazırlamak, iftar çadırı hazırlamak, fakirlere burs vermek. Şimdi son dönemde kurulan vakıfların şeylerinde de şöyle bir madde var. Afrika'da su kuyusu açmak. Size söylüyorum, Türkiye'de
İslam dünyası toplumlarına zihinsel anlamda yardımda bulunan bir, yardımda bulunmak üzere kurulmuş bir tek kuruluş yok. Yok. Bakınız, dikkat buyurun. Dikkat buyurun. Biz Filistin'e, efendim Kudüs'e, Filistin'e, Gazze'ye un, bulgur, şeker, yağ, efendim demir, ilaç yardımı yapıyoruz. Peki neden siyasal yardım yapmıyoruz? Efendim? Neden siyasal yardım yapmıyoruz? İki, Kudüs için neden siyasal yardım yapmıyoruz? Kudüs'e İslami camia bir tek yardımda bulunuyor. Efendim, siz bir şey söyleyecektiniz galiba. Hadi yok. Kudüs'e sadece bir şekilde şiir yazarak yardımda bulunabiliyoruz. Bunu hafife aldığım için söylemiyorum. Kudüs'e siyasal yardımda bulunamıyoruz. Şimdi küresel dünya düzeni herhangi bir tasarrufuyla ilgili şöyle yapıyor. Bizi test etmek üzere bir adım atıyor. Daha doğrusu iki adım atıyor. Sonra bizim tepkilerimizi falan ölçüyor. Bir adım geri çekiliyor. Ondan sonra orada bir statüko oluşuyor. 50 yıllık bir sorunu bugün yeniden tartışma gündemine getiriyoruz. Peki 50 yıldan beri bu topluluk ne yaptı? Neden dediğim gibi bir tek düşünürü yok? Dünya ölçeğinde konuşan bir tek düşünürü yok. Bizim hukukumuzu rencide edilen, tahrif edilen hukukumuzu Edward Said yazdı Orientalizm kitabıyla. Kaldı Edward Said neydi? Ortak İslami kültür muhitinin çocuğuydu. Fakat hem sekülerdi, hem liberaldi, hem humanistti, hem Hristiyandı. Buna rağmen oryantalizmi yazdı. Oryantalizm 40 yıldan beri dünya akademik hayatını sarsmaya devam ediyor. Bütün postkolonyalist düşünürler Edward Said okuyarak yola çıkıyorlar. Burada sadece bir şey söylemek için bu parantezi açtım. O da şudur. 40 yıldan beri oryantalizmin İslami muadilini yazan bir kişi çıkmadı. İslami muadilini yazan. Neden çıkmadı? Çünkü o paradigmatik fosilleşme devam ediyor. Niye devam ediyor peki? Bunun sorumlusu da biziz. Çünkü dini hayat şu kadar yüzyıldan beri kendisini bilgiyle değil, felsefeyle değil, akılla değil, sadece ve sadece batini meşruiyetle ya da batini müşahadeyle sınırlandıran bir şeye kapatmış bulunuyor. Burada konu, yani kimi arkadaşlarımız bu şeyden rahatsızlık duyar olabilirler ama bunları konuşmalıyız. Burada konu tasavvuf tartışması yapmak demek değil. Martin Links'in bir çözümlemesi var biliyorsunuz. Martin Links diyor ki geçmişte tasavvufun kendisi vardı, adı yoktu. Bugün adı var, kendisi yok. Diyor, değil mi efendim? Bugün adı var, kendisi yok. Tasavvuf, nasların sınırları içinde kalmak koşuluyla zaman ve mekan ötesi gerçeklikler hakkında ulu orta spekülasyonlarda bulunmamak koşulunu ne yapabilir? Faaliyetini icra edebilir. Ama bugün durum böyle değil, hayır. Çünkü tasavvuf artık şeriattan bağımsız hale gelmiştir. Çünkü sadece ve sadece batını müşahadeyi esas alan bir gelenek oluşmuştur. Tasavvuf şu kadar yüzyıldan beri paralel bir kurumsallaşma içindedir. Ve o tarihten beri İslam dünyası toplumları sistematik olarak politik popülizm uyuşturucusu alıyor, dini popülizm uyuşturucusu alıyor. Politik ve dini popülizm uyuşturucusu üreten merkezler arasında organik bir ilişki var. Politik popülizm üreten, uyuşturucusu üretenlerin büyük sayıların ilgisine ihtiyacı var. Dini popülizm üretenler, uyuşturucusu üretenlerin de iktidarlar tarafından kendilerine tanınacak ayrıcalıklara ihtiyacı var. Bundan birkaç hafta önce dini popülizm ne demek, politik popülizm ne demek?
eğer dini popülizm uyuşturucusu almamış olsaydık, politik popülizm uyuşturucusu almamış olsaydık 15 Temmuz olmayacaktı. Kesinlikle olmayacaktı. Bir Amerikan projesi nurculuk artı neonurculuk aracılığıyla İslam'ı sulandırmak, nurculuk artı neonurculuk, neonurculuk Amerikan tarzı nurculuk demek. Aracılığıyla onları araçsallaştırarak bu Amerikan projesi ne yapmıştır? Hayata geçirilmiştir. Hepimiz sorumluyuz. Eğer bu uyuşturucuları almamış olsaydık 15 Temmuz'u fark ediyor olacaktık. Şimdi 15 Temmuz çok korkunçtu, eşi ve benzeri yok. Amacı şuydu, bunlar kapalı kapılar ardında konuşulmadı. Eğer biz bugün bu içinde yaşadığımız toplumun o güncel kıyluk haliyle meşgul olmayıp dünyada ne olup bittiğine ilişkin çalışmalar yapan kuruluşlarımız olsaydı bunu göreceklerdi. Aynen madde madde küresel seçkinler şunu yazdılar. Dediler ki bir, amaç İslam'ı sulandırmak. İki, İslam'ı sulandırmak, göreli hale getirmek. Üç, alt kültür gruplarının sınırları içine hapsetmek. Türk, Kürt, Arap, Pars, Şii, Sünni, Selefi, Vahabi sınırlarını hapsetmek. Bu amaca ulaşıldı. Bu amaca ulaşıldı. Şimdi ikinci şey, Suudi Arabistan aracılığıyla bütün bir bölgede ne yapılmak isteniyor? Hayata geçirilmek isteniyor. Fakat 15 Temmuz'dan sonra ne oldu? 15 Temmuz'la ilgili toplumda bir duyarlılık oluşturmak için önce yoğun ve ölçüsüz bir popülizm kurumsallaştırıldı. Korkunç. Sağcılık kurumsallaştırıldı. Hamaset kurumsallaştırıldı. Ulus devletin bütün kutsalları her gün aziz ve mükerrem İslam'a meydan okunurcasına her gün birkaç kez ne yapılıyor? Tekrar ediliyor. Bütün Müslümanlar, yazarlar, çizerler, düşünürler, şunlar ve bunlar ulus devlet realizmine eklemlendiler. Ve bütün bu İslamcılar devletleştirildiler. 15 Temmuz'dan sonra bunlar, 15 Temmuz'dan sonra bunlar oldu. Peki neden? Neden hiçbirimiz sesimizi yükseltmiyoruz? Neden? Popülizm kurumsallaşıyor. Sağcılık kurumsallaşıyor. Hamaset kurumsallaşıyor. Hamaset günü kurtarmak içindir. Ve günü kurtarıyorsunuz. Efendim? Gelecek kararı yok. Şimdi Orta Doğu'daki düşünürler dediler ki bendeniz Mısır'a gittiğimde bu zevatı uyarın. Yok böyle bir Türk vizyonu, misyonu falan yok. Aynı günlerde Türkiye fütuhat üzereydi. Bütün Orta Doğu'yu fethetmek üzereydi. O günlerde şöyle bir yazı yazdım. Dedim ki romantik ve ütopik dış politika dili gerçeğin yapıları karşısına un ufak olmak üzeredir. Oldu. Un ufak oldu. Gerçeğin yapıları karşısına un ufak oldu. Bugün dış siyaset diye bir siyasetiniz yok. Her gün nereye eklemleneceğinize ilişkin bir şey arıyorsunuz artık. Gündelik çözümlemeler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Kalıyoruz daha doğrusu. Yeni bir dil oluşturmak zorundayız. Bu şeyi sürdüremeyiz. 15 Temmuz'dan sonra devlet Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla bütün bu popülizm uyuşturucusu üreten merkezleri davet etti. Bunu biliyorsunuz. Bunun listeleri falan var. Bendeniz internet kullanmıyorum. Orada kimlerin davet edildiği, devletin ilgisine kimlerin mazhar olduğu yazılıyor. Bunları topladılar ve bunlara ez cümle şöyle söylediler. Dediler ki bizim bedensel varlığımıza, fiziksel varlığımıza yönelik olmamak koşuluyla şimdiye kadar sürdürdüğünüz zihinsel varlığımıza yönelik katliamları sürdürebilirsiniz. Bugün el an şu dakika itibariyle Türkiye genelinde bizim zihinsel varlığımıza yönelik yoğun katliamlar devam ediyor. Size binlerce örnek verebilirim. Ama arz ettiğim gibi batını müşahedeyi
hakikatin tek ilkesi sayan bir gelenek için bir gelecek yoktur. Hayır, yoktur. Bugün batini müşahedeyi esas alan düşünürleri konuşan bir Türkiye var. Düşünce hayatı dört tane isim üzerinde hayatiyetini sürdürüyor. Bir İbn Arabi, iki işte Gazali, üç Mevlana, dört Yunus Emre. Bunların hepsi bu batini müşahedeyi esas alan bir nihai hakikat perspektifi ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu dilin yenilenmesi gerekiyor. Bunları söylerken şunu kastetmiyorum. Mevlana okumayın demiyorum, Yunus okumayın demiyorum, İbn Arabi okumayın demiyorum, Gazali okumayın demiyorum. Hayır. Gazali'yi okuyacak birinin önce o dönemi okuması lazım. İbn Arabi'yi okuyacak birisinin o dönemi okuması lazım. Mevlana bugün yeni bir uyuşturucu haline gelmiştir, bir endüstri haline gelmiştir. Bir turizm nesnesi haline gelmiştir. Mevlana uyuşturucusu almaktan da dikkat etmeliyiz, almamalıyız. Bugün Yunus Emre Türkçe konuşan dünyada en çok okunan şair. Onun ilahilerini duyduğumuzda hepimiz bir o yana bir bu yana ne yapıyoruz? Sallanıp yuvarlanıyor muyuz? Yuvarlanıyoruz. Ama diyorum ki bakınız Yunus'un dönemini okuyun önce, o babalar dönemini okuyun. O inhiraflar dönemini okuyun. Yunus Emre'nin de zerre kadar şeye saygısı yoktur, şeriata saygısı yoktur. Zerre kadar. Ha, ama Yunus Emre diyor ki dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Bugünün şairi böyle bir dize yazamaz. Ama Yunus'u taklit ediyorsa yazar. Yunus böyle dediği için değil belki ama herkes bizi dövüyor ve herkes bizi sövüyor. Nizar Kabbani gibi şiiriyle savaşa katılan bir başka şair hatırlıyor musunuz? Şiiriyle, sanatıyla, edebiyatıyla savaşa katılan bir kadro hatırlıyor musunuz? Biz Lale Devri edebiyatı yapıyoruz. Nasıl bir dünyada yaşadığımızın farkında değiliz. Nasıl bir dünyada yaşadığımızın farkında ve bilincinde olsaydık çok güçlü ve çok etkili eserler ortaya çıkacaktı. Oryantalizme denk bir kitap yazamadık. Bugün genç kuşaklar oryantalizmi okumakta ve anlamakta zorluk çekiyor. Çünkü hamasi kitaplar okuya okuya zihinlerimiz kötürümleşmiş. Hamaset okuyoruz. Orta Asya'dan Viyana'ya atlar koşup duruyor. Mehter davulları, kamçı sesleri, kırbaç şakırtıları ile ağır. Peki nerede bu büyük fikirler nerede? Şimdi Ankara'ya her geldiğimde büyük nerede boş bir arazi görürse oraya propaganda camileri yapıyoruz. Büyük paralar harcanıyor. Şunu merak ettim, araştırdım. Bu büyük camiler için olağanüstü paralar harcayanlar arasında büyük fikirler için bir kuruş veren birisi yok. Yok. Niteliksel mücadele için fedakarlık eden bir kişi yok. Yok. Büyük camiler için şey veren birisi yok. Şimdi sözü toparlıyorum. Bu malum araştırma kolektifi mensuplarından Gayatri Sipivak diye bir hanım var. Kendisi karşılaştırmalı edebiyat profesörü. Çok etkili bir kadın. Dünya çapında etkili bir isim. O Mağdun Konuşabilir mi diye bir kitabı var. Mağdun Konuşabilir mi? Üç tane makale var kitapta. Sonunda diyor ki mağdun konuşamaz. Çünkü mağdun bütün paradigma savaşlarını kaybetmiştir. Ama burada bir şey var. Bakınız. Atlamamamız gereken bir şey var. Biz paradigma savaşlarına hiç katılmadık. Modern proje paradigmalarını ideolojik anlamda dünyayı fethetmek üzere oluştururken biz arz ettiğim gibi neyi konuşuyorduk? Kaşıkla yemek yemek caiz midir konuşuyorduk. Ya da misvak kullanmanın yöntemlerini konuşuyorduk. Mağdun konuşabilir mi? Sonunda dedi ki hayır, mağdun konuşamaz çünkü mağdun bütün paradigma savaşlarını kaybetmiştir. Peki bugün
kredibilitesini, otoritesini sürdüren tek kavramımız var mı? Tahfif edilmeyen. Her şey marjinalleştirilmiştir ve hiçbirimiz sesimizi ve soluğumuzu yükseltememişizdir. Onun için yeni bir dil kurma ihtiyacındayız. Acilen yeni bir dil kurmak durumundayız. Bu dil bütün bir insanlığın ilgisini çekecek bir dil olacak. 21. yüzyılla temas kurmak zorundayız. Bütün Türkiye yoğun bir şekilde nereye giderseniz gidin, Kur'an okuyor. Ne yapıyorsun? Kur'an okuyor. Herkes Kur'an okuyor. Herkes Kur'an, herkes ders yapıyor. Herkes tefsir okuyor. Dedim ki arkadaşlar, bu okuduğunuz bilgiler, bu aldığınız bilgileri saat kaçta kullanacaksınız? Hangi gün kullanacaksınız? Perşembe gün mü kullanacaksınız? Mayıs ayında mı kullanacaksınız? Ya ne zaman kullanacak? Bu bilgileri nerede biriktiriyorsunuz? Niçin okuyorsunuz? Epiktetos'un bir paradigması var. Onu söyleyip sözümü bitiriyorum. Epiktetos'un keçileri var. Diyor ki, keçilerimi her gün sabahleyin çobanlarına emanet ediyorum. Onlar dağda, barda, kırda, bayırda yayılıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Akşam geldiklerinde bana, biz bu kadar bugün ot yedik, saman yedik, süt içtik, su içtik, dinlendik demiyorlar. Yediklerinden, içtiklerinden süt yapıyorlar, yün yapıyorlar ve et yapıyorlar. Eğer bir şey öğrendiyseniz diyor, bunu süte dönüştürün, ete dönüştürün, yüne dönüştürün. Peki bu kadar okuyoruz da niçin dönüşmüyor süte, ete? Niye dönüşmüyor arkadaşlar? Bir başka şeyle sözümü bitiriyorum. Bazı arkadaşlar çünkü uyuyorlar. Muhammed İkbal'in şeyi de yeterli olmayacak belli. Şimdi bu hikayeyi bu 21. yüzyılın en egzantrik filozofundan dinledim bendeniz. Žižek. Žižek çok egzantrik bir adam. O anlattı. Soğuk Savaş döneminde bir Doğu Alman muhalif Sibirya sürgüne gönderiliyor. Sürgüne gitmedi. Tanınmış birisi. İsmini de biliyorum. Çok tanınmış birisi. Sürgüne gitmeden önce arkadaşlarıyla bir araya geliyor ve diyor ki, ben gittikten sonra haberleşelim. O zaman internet yok, cep telefonu falan yok. Ben size mektup yazarım diyor. Şu aramızda şöyle bir şifre bulalım diyor. Ben oradan size mektup yazayım. Mektup eğer mavi mürekkeple yazılmışsa, her şey doğru. Yok, kırmızı mürekkeple yazılmışsa, her şey yanlış. Mavi mürekkeple yazılmışsa her şey doğru. Kırmızı mürekkeple yazılmışsa her şey yanlış. Muhalif gidiyor. Aradan bir kere geçtikten sonra mektup geliyor. Mektup mavi mürekkeple yazılmış. Diyor ki, çok rahat bir yolculuktan sonra buraya geldim. Buradaki ilgililer beni çok güler yüzle karşıladılar. Bana bir ev tahsis ettiler. İşte her türlü ihtiyacımı sağladılar. Tiyatroya gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz, kitap evlerine gidiyoruz. Her şey açık. Bütün her yerde her şey var. Çok rahatız, hiçbir sorun yok. Her şey var ama kırmızı mürekkep yok. Şimdi arkadaşlar, size şunu söylüyorum. Her şeyimiz var. Kırmızı mürekkep yok ve selam. Hepiniz ilahi bağışlar içinde olun, ebedi nimetler içinde olun, aziz vakitler içinde olun. Yolunuz, gönlünüz ve bilinciniz açık olsun arkadaşlar.